Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında yeni bir sureye başlıyoruz. Duhan suresi ve bu surenin 1-16. ayetlerini değerlendireceğiz. Allah-u Teala bize burada şöyle bildiriyor. Hamim. Hamim hurufu mukatta'dan, doğrudan manasını bilemiyoruz ve bu konuda bunların manasını en iyi Allah bilir diye kitaplarda böyle ifade edilir. Allah ile Resulü arasında birer şifre şeklinde düşünülebilir. Ve Türkçe'de nasıl ki TC denildiğinde Türkiye Cumhuriyeti tarzında bir açılımı vardır. Bunların da değişik açılımları olması mümkün ve muhtemeldir. Vel kitabil mubin, kitab-ı mübine yemin ederim. Kitab-ı mübin, Kur'an-ı Kerim olarak değerlendirilebilir. Yani Allah kitab-ı mübine, manası açık olan, hak ve hakikati beyan eden Kur'an-ı Kerim'e yemin ediyor. Levh-i Mahfuz murat olabilir. Çünkü her şey Kitab-ı Mübin'de yazılmış. Levh-i Mahfuz'da kaydedilmiş. İnna enzelnahu fi leyletin mübareke. Biz onu mübarek bir gecede indirdik. Mübarek gece, Kur'an-ı Kerim'in ilk indirilmeye başlamış olduğu gece. Ve Kur'an-ı Kerim alemlerin Rabbinin kelamı. Dolayısıyla alemlerin Rabbinin kelamının indirilmiş olduğu gece elbette mübarek bir gecedir. Acaba bu geceden murat nedir? Genelde Berat Kandili şeklinde, yani şu anda işte Ramazan'a 15 gün kala olan gece bu manada değerlendirilir. Veya inna enzelnahu fi leyletil kadr, biz onu Kadir gecesinde indirdik. Bu ayetle de bağlantı kurmak suretiyle Kadir gecesinin mübarek bir gece olmasına bir işaret şeklinde, onunla bağlantılı bir şekilde de değerlendirilebilir. İnna künnâ münzirin, biz uyaranlarız. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de zaman zaman ben yerine biz der ve bu biz deyişi azamet ifade eder. Burada da Allah-u Teala'nın biz uyaranlarız demesi azametli bir üslubu ifade ediyor. Allah-u Teala birdir, vahittir, ehaddir ama zaman zaman kelamında biz demiştir. İnsanı yarattık, bir zikir olan Kur'an'ı indirdik veya burada bu ayette ifade edildiği şekliyle biz uyaranlarız. Allah-u Teala insanları uyarıyor. Gönderdiği peygamberlerle uyarıyor. İnsanları yaratmış, anne baba vasıtasıyla yaratmış ve peygamberlerine kelamını gönderiyor. Gönderirken melek aracılığıyla gönderiyor. Demek ki Allah-u Teala bir takım sebepleri vasıta olarak kullandığı yerde zaman zaman biz ifadesini kullanmış. Bu aynı zamanda azamet ifade eder. Yani Allah-u Teala'nın azametini ifade eder. Fîhâ yufragu küllü emrin hakim. Her hikmetli iş o gecede ayırt edilir. Bu bir nevi senelik mukadderat gibi. Nasıl ki bir takım meseleler görüşülürken fasıl fasıl görüşülür, değerlendirilir. Allah-u Teala adeta bir yıllık mukadderat, önemli olaylarla alakalı o gecede bunları tabir yerindeyse değerlendiriyor ve ona göre bir takdir söz konusu oluyor. Tabii meselenin kadere bakan yönü de olduğundan kısaca belki şunu ifade etmekte fayda var. Allah-u Teala'nın bir kader programı elbette var. Kainatı kuşatan her şeyle alakalı ilahi bir kader programı bulunmakta. İnsanlarla alakalı da yine bir kader programı var. Mesela bizlerin bu zamanda yaratılmaları, falan anne babadan yaratılmaları, bunların her birisi kader programından çıkmış olan şeylerdir. Allah-u Teala bu şekilde takdir etmiş. Öte yandan bir yıl içerisinde nice önemli olaylar oluyor. Demek ki bunların kararları bu gecede tekrar gözden geçiriliyor ve ona göre bunlar tefrik ediliyor, temyiz ediliyor ve o bir yıl içerisinde de bunların uygulamaları yeryüzünde, insanlık aleminde
kendini gösteriyor. Ve burada her hikmetli iş denilmesi, Allah-u Teala'nın yaptıkları bütün tasarrufları zaten hikmetlidir. Bir de insanlara bakan yönüyle bilhassa önemli olaylar şeklinde değerlendirilebilir. Emran min indine, katımızdan bir emirle, yani bizim nezdimizden, katımızdan bir emirle bunlar birbirinden ayırt edilir. İnna künna mursilin, biz muhakkak ki elçiler göndermekteyiz. Bir önceki ayette biz uyarmaktayız demişti Cenab-ı Hak. Burada ise Allah-u Teala biz göndermekteyiz diyor. Yani Allah elçiler gönderir. Melekleri insanlara, peygamberleri elçiler olarak gönderir. Peygamberleri diğer insanlara yine elçi olarak gönderir. Allah-u Teala elçilerle bir takım aracılar vasıtasıyla mahlukatına hitap ediyor ve onlara mesajlarını bildiriyor. Rahmeten min Rabbik, Rabbinden bir rahmet. Yani Allah-u Teala'nın Kur'an'ı indirmesi, peygamberler göndermesi, gönderdiği kitaplarla, peygamberlerle insanları uyarması onun rahmetinin bir tecellisidir. Allah-u Teala rahmetiyle bu şekilde tecelli ediyor. Yoksa biz insanlar Allah'ın bizden marziyatı nedir, bizden istedikleri nedir, bunları bilemezdik. Mesela insanlar kendi akıllarıyla Allah'ın varlığını bulabilirler. Ama Allah bizden ne istiyor, emirler, yasaklar nelerdir, bunları bilemezdik. Bir misal vereyim. Mesela bir insan annesiyle evlenmez, kız kardeşiyle evlenmez. Hemen hemen dünyanın bütün yerlerinde bu böyledir. Ama süt kardeşle evlenmek İslam dininde yasak. Ama dinden nasibini almayan başka milletler süt kardeşle evlenmek diye bir haram tanımıyorlar. Dolayısıyla Allah'ın mesajı bilinmediğinde insanlar çok haramlara da düşebilirler. Bu açıdan Allah-u Teala'nın peygamberler göndermesi ve kitaplar indirmesi onun rahmetinin bir tecellisidir. İnnehu huves semiul alim, şüphesiz o semi alimdir. Yani o işitendir ve bilendir. Allah-u Teala mahlukatın nidalarını işitir, dualarını işitir ve onların neye ihtiyaçları olduğunu elbette bilir. Rabbis semavat vel ard ve ma beynehuma, o semavat ve arzın ve bu ikisi arasında olanların Rabbidir. Yani Allah alemlerin Rabbi, bütün alemleri terbiye etmiş, gökleri terbiye etmiş, yeri terbiye etmiş ve bu şekilde Allah-u Teala alemleri terbiye ediyor. İn kuntum mukinin, yani eğer siz yakinen inananlardansanız bu böyledir. Burada yakinden söz ediliyor. Yakin, şüphelerden uzak, tereddütsüz bir bilgi manasında. Ve bir insan Allah'a iman ederken, peygamberlere, kitaplara, diğer iman esaslarına iman ederken yakini bir bilgiye ulaşması gerekir. Yani şüphelerle bir iman değil, tereddütlerle bir iman değil, yakini bir şekilde inanması gerekir. İşte yakini bir şekilde, yani tereddütlerden uzak bir şekilde inanan kimseler iseniz bu böyledir. Allah hem sizin Rabbinizdir, hem göklerin yerin terbiye edicisidir. Gökler ve yer arasında neler varsa bütün bunları o terbiye etmiştir. La ilahe illa hu, ondan başka ilah yoktur. Yani tek mabut odur. İbadete, mabut olmaya layık olan odur. Onun dışında hiçbir şey mabut olamaz ve ilah olamaz. İlah kelimesi hak mabut veya batıl mabut, her ikisi anlamda da kullanılıyor. Yani ilah mabut anlamında. Hak mabut sadece Allah'tır. Ama bunun dışında insanların mabut kabul ettiği, ilah kabul ettiği bir takım başka şeyler bulunmakta. İşte dünyanın hemen her yerinde insanlar din olayına inanıyor ama Allah'a şirk koşarak inanıyor.
Bir kısmı önüne putlar koymuş, onları ilah kabul etmiş. Bir kısmı gök cisimlerini ilah kabul etmiş. Bir kısmı ruhları ilah kabul etmiş. Hatta şeytanı bile ilah kabul edenler bulunmakta. Bu manada baktığımızda gerçekten de insanlar değişik ilahlara tapıyorlar. Rabbukum ve Rabbu ebaikumul evvelin. Yani o hem sizin Rabbinizdir hem de sizden öncekilerin Rabbidir. Bizler şu anda dünyada 6 milyardan fazla yaşayan kimseleriz. Ama bizden önce de nice insanlar gelmiş. Hazreti Adem'den itibaren onların hepsi bizim ecdadımız, bizlerin kökleri durumunda oluyor. Allah-u Teala bizi beden itibariyle terbiye ettiği gibi onları da terbiye etmiş. Ve biz onların bir neticesiyiz. Dolayısıyla onlara olan nimetler, onların yaratılması, hayatlarının devam ettirilmesi bizi de ilgilendiren bir olaydır ve bizim için de bir nimettir. Belhum fi şekki yel abun. Doğrusu onlar bir şek içinde oynuyorlar. Burada onlar derken bilhassa Kur'an-ı Kerim'in nüzulü de itibariyle baktığımızda Kureyş müşrikleri, yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam son peygamber olarak gönderilmiş. İnsanlara ölümden sonraki hayatı anlatıyor. Tek Allah'a inanmayı anlatıyor. Çok ciddi meseleleri anlatıyor. Ama bakıyorsunuz ki o insanlar bir oyun içerisinde. Yani işi ciddiye almıyorlar ve peygamberimizi dinlemek istemiyorlar. Bu o devre bakan itibariyle ele alındığında böyle. Ama genel olarak ele alacak olursak Kur'an-ı Kerim'e muhatap olan insanların çoğu bu ilahi mesajı çok da ciddiye almaz ve günlük işler içerisinde oynamaya, oyalanmaya devam eder. Şu anda yeryüzündeki 6 milyardan fazla insan ve bunların durumuna baktığımızda bunların çoğunun oyun, eğlence içerisinde olduğunu görürüz. Hani derler ya, bir elinde tarak, bir elinde ayna, umurunda mı dünya? İnsanların pek çoğu dünya umurunda değil, oyun, eğlence içerisinde. Ve onlar ölüm varmış, ahiret varmış, diğer alemde hesap varmış, bunun farkında değiller ve bunu düşünmüyorlar. İşte insanlar ekseriyet itibariyle böyle bir gaflette ve dalmış oldukları o batıl bataklıkta oynamaktalar, gaflet içerisinde ömürlerini geçirmekteler. Fertagib yevme te'tis sema'u bi duhanin mubin. Semanın apaçık bir dumanla kaplanacağı günü gözle. Burada bir dumandan bahsediliyor ve semayı kuşatacağından söz ediliyor. Acaba bu nedir? Bu aynı zamanda surenin ismi. Sure ismini buradaki duhan kelimesinden alıyor. Bununla alakalı genelde iki açıklama var. Bunlardan birisi, Peygamberimiz döneminde kıtlık yaşanmış. Kureyş peygambere muhalefet edince 7 yıl devam eden bir kuraklığa maruz kalıyorlar. Ve o 7 yıl kuraklık içerisinde gerçekten çok zor günler yaşıyorlar. Ve öyle ki her taraf kendilerine duman kaplı gibi görülüyor. Açlıktan dolayı yer gök dumanla kaplı bir vaziyette görülüyor. Bu birinci mana. İkinci mana itibariyle baktığımızda bu da kıyamete yakın bir kıyamet alameti olarak bir dumanın her tarafı bürümesi. İki yönüyle de ayet-i kerime anlaşılmıştır. İki yönüyle de tefsirlerde açıklanmıştır. Mesela sigara dumanı bile dünyanın her tarafını kaplamış bir duman. Ayetin manası odur anlamında bunu söylemiyorum. Yani o da bir duman. Hatta Arapça'da sigara için duman tabiri de kullanılır. İşte sigara dünyanın her tarafında bir duman şeklinde görüntüsünü devam ettiriyor. Ve her tarafı kaplayan bir duman. Öte yandan insanların gaflet içinde olması, yani gaflette bir duman gibi onları bürümüş vaziyette, bu manada da değerlendirilebilir. Doğrudan kıyamete yakın gerçekten bir dumanın her tarafı bürümesi, bu da görülebilir. Akıldan uzak değildir.
Nitekim savaşlarda diyelim bomba türü şeyler kullanıldığında o civarı bir duman kaplıyor. Kıyamete yakın nice dehşetli olaylar olacak. Bu olaylar içerisinde her tarafı bir dumanın kaplaması da mümkündür. Yağşennâs, bu duman insanları bürüyecek. Hâzâ azâbun elim, ve bu çok elim bir azaptır. Elem verici, yakıcı bir azaptır. Rabben ekşif annel azab inna mu'minun. O zaman bu dumana muhatap olan kimseler diyecekler ki ya Rabbi azabı bizden aç, artık biz inanmış kimseleriz. Mekke devrine bakan itibariyle açıklayacak olursak, o kıtlık döneminde müşrikler Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelip böyle söylüyorlar. Yani Allah'a dua et de bu kıtlığı bizden gidersin, bu kuraklığı bizden gidersin, artık biz inanacağız diyorlar. Öte yandan kıyamete bakan yönüyle, kıyamet kopacağı sırada bu şekilde bir dumanın her tarafı kaplamasıyla insanlar inandık diyecekler. Ama o inandık demeleri onlara bir fayda vermeyecek. Enna lehumuz zikra, yani onlar için nereden bir öğüt almak var ki? Ve ca'ahum rasulun mubin. Fakat ca'ahum rasulun mubin. Yani hak hakikati beyan eden apaçık bir peygamber onlara geldi. Yani peygamberi dinlemediler. Peygamberin o kadar apaçık beyanlarını nazara almadılar. Dolayısıyla onlar için öğüt almak nereden? Böyle bir dumanla da karşılaştıklarında onlar yine tam öğüt almazlar, tam istifade etmezler. Sümme tevellev anhum, sonra o peygamberden yüz çevirdiler. Yani en büyük peygamber kendilerine gelmişti. En güzel anlatan insan, en güzel insan kendilerine geldi. Ama onlar ondan yüz çevirdiler. Ve galu, dediler ki muallemun mecnun. O muallem bir mecnun. Kendisine bir şeyler öğretilmiş bir mecnun. Haşa, peygambere deli dediler. Ve onun muallem olduğunu, yani bazıları tarafından eğitildiğini, öğretildiğini ifade ettiler. Kur'an-ı Kerim'in başka yerlerinde bu şöyle açıklanıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la alakalı innemâ yuallimuhu beşer diyorlar. Yani bir beşer ona öğretiyor. Ve güya Peygamberimiz Kur'an'daki bu bilgileri bir köleden öğrenmiş. Arap olmayan bir köle, Rumlardan bir köle Peygamberimize Tevrat'tan, İncil'den, eski kitaplardan bahsetmiş ve o şekilde Peygamberimiz ondan öğrendiklerini kendi aleminde değerlendirip haşa ilahi bir kelammış gibi insanlara söylemiş. Bu tarzda iftira ediyorlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in tamamı incelendiğinde net bir şekilde görülen şudur. Allah-u Teala vahiy ile peygamberine gönderiyor. Peygamber kendisine gelenleri insanlara bildiriyor. Dolayısıyla bu manada baktığımızda gerçekten de Kur'an-ı Kerim'i bir insanın söylemesi mümkün değil. O tamamen ilahi bir kelam. İnna kâşiful azâb galîle, biz azabı bir miktar azıcık açacağız. İnnekum aidun, ama siz yine eski halinize döneceksiniz. Yevme nabtışul batşetel kübra inna müntakimun, ve o büyük şiddetli yakalayışla biz sizi yakaladığımızda sizden intikam alacağız. Burada Peygamberimiz devrine bakan yönüyle müşriklerin Bedir'de cezalandırılmaları ve mağlup olmaları düşünülebilir. Kıyamete bakan yönüyle de artık kıyamet koptuğunda kafirlerin işi bitmiş olacaktır. Aziz ve intikam sahibi olan Allah onlardan intikam alacaktır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'in nurlarına, sırlarına hepimizi mazhar eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.